Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz Exit'e hoş geldiniz. YKS yerleştirme sonuçları dün açıklandı ve büyük sürprizlerle açıklandı. Sizden gelen yorumlar vardı, ciddi ÖSYM'de yaşanan yine ÖSYM çalkantaydı. Tekrar bir çalkantıya girdi bu durumla ve güzel bir haber geldi. Şimdi size bunu aktaracağım arkadaşlar. Yani sizden gelen mesajlarda çok iyi sıralama yapıp tercih listesinde mağdur olan arkadaşlar vardı. Hani hep diyorlar ya ÖSYM'de ışıklar söndü. ÖSYM'de ışıklar söndü ama şimdi ÖSYM'de arkadaşlar telefonlar ve mailler patlama yaşıyor. Telefonlar susmuyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çok önemli, çok güzel iki tane haberim var arkadaşlar. Şimdi size videoda bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizden gelen talepleri mümkün olduğunca sizin izlemeleriniz, beğenileriniz bizi teşvik ediyor. Biz de sizlerin faydasına olabilecek tercih döneminden sonuna kadar bütün bilgileri size aktarmaya, şeffaf şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Beğenileriniz bizi daha da motive ediyor. Bu konuda yapabileceklerimizi arttırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen videoyu geçeceğim. Videoya geçmeden ek yerleştirme ile ilgili çok kafanıza takılan sorular var. Yani yapmak isteyenler var normal olarak ek yerleştirme sorularını soruyor. Hemen yukarıya şu an kartlara ek yerleştirme videosunu koyuyorum. İstiyorsanız videoyu bir durdurun. Onun için bir ek sayfa açın, ek sekme açın. O beklesin orada. Videomuz bittikten sonra direkt oraya gidip ek yerleştirme ile ilgili kafanızdaki soruları birazcık daha rahatlatıp neler yapacaksınız, neye göre yazmanız gerekiyor. Bu sefer açıkta kalmamak için orada dediklerimi uygularsanız açıkta kalmadan eğitim öğretim hayatınıza başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha önce arkadaşlar ek yerleştirmede sonucu yani ek yerleştirme sonucunda arkadaşlar şöyle oluyordu. Boş kalan kontenjanlar yani üniversiteler %80 doldu, %85 dolardı. Orada kalanlar vardı. Bir de kayıt yaptırmayan arkadaşlar olurdu tercihini. İşte ailesinden gizli yapanlar ve benzeri yani tercih listesini değiştirip ailesi onay vermiyor, gidemiyor, kendisi istemiyor gitmeyenlerle bir kontenjan oluşuyordu arkadaşlar. Ama bu sene barajın kalkması bütün herkesi şok etti. Yani bu ÖSYM için de geçerli. Zaten ÖSYM'de bir değişim oldu biliyorsunuz. ÖSYM'de hazırlıksız bir durumla karşı karşıya yeni gelenler. Tarihi bir rekor geldi. %99 yerleştirme ciddi bir oran arkadaşlar. Şimdi bu kayıtlarda 22-26 Ağustos'ta olacak normal kayıt dönemi arkadaşlar. Kayıt yaptırmayanlarla birlikte bir kontenjan oluşacak. Ama bu ne kadar yeterli olabilir? %1, %2 kayıt yaptırmayan olabilir. Çok da kayıt dolduran da olabilir. Özel üniversiteler doldu. Devletlere zaten gidenler kaydını mutlaka yaptırır. Özellerde de uygun fiyatlarda düşük bütçeli okullarında dolduğunu düşünürsek arkadaşlar %1, %2 olacağını düşünüyorum. Şimdi güzel haberimiz şu arkadaşlar. ÖSYM'ye bildirecek olan üniversiteler kayıt yaptırmayanlar bildirilecek ÖSYM'sine. Bununla birlikte alabileceği öğrenci kapasitesindeki maksimum verimi talep ediyor ÖSYM arkadaşlar. Birinci güzel haberimiz bu. Yani maksimum talebi isteyecek. Yani ne kadar alabilirsin? Ne olabilir? Hani biraz arttırsak kontenjanlarda deyip ek kontenjana ekstra ek kontenjan vermeye çalışacaklar arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir haber. Burada sizin yapmanız gereken hemen şu. Taleplerinizi istemeye devam etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizi istemeyince, zorlamayınca arkadaşlar olmuyor. Sizden gelen bu zorlamalarla bu gerçekleşti. Şimdi sizden yani bu videonun sonuna yorumlara arkadaşlar olduğunca yazın. Yazabildiğiniz kadar yazın arkadaşlar yorumlara. Bu daha çok insanın karşısına çıksın. Daha çok insan bununla ilgili talepte bulunsun. Talebinizi arttırın. CİMER'lere başvurun. ÖSYM'ye mailler atın. CİMER'e tekrar tekrar. Buradan da bizim videomuz aracılığıyla bu müjdeyi gerçekleşmesi için biliyorsunuz baskı azalırsa olacak olacak zaten hadi bekleyelim deyince bizim ülkemizde siz gençsiniz arkadaşlar. Bu da tecrübeyle sizin için söylediğim bir durum. Bunu ne kadar videoyu da beğenirseniz daha çok insanın bu mağdurların karşısına çıkıp neler yapması gerektiğini görecektir. İşte CİMER'e yazın, ÖSYM aramalara devam edin. Bu şoklamayla arkadaşlar zaten gelecek bu. Ama kesilirse hızı yani dünden itibaren devam ediyor. Çok üzülüyorsunuz. Hani üzülüp buralara kim nasıl yerleştirdi diyene kadar yapabileceğiniz çok önemli bir durum. Bu talep bitti girerseniz arkadaşlar gerçekleşecek. Bunun üzerine durun. Yani bununla ilgili öğrencilerin alabileceği kapasite. Bu kapasiteden de kastım arkadaşlar şöyle bir durum. Üniversitelerin belli bir kuralları var. Belli metrekare, belli öğrenci sayısı ve kontenjanlar buna göre belirleniyor arkadaşlar. Yani arttırabilir. Yani benim gördüğümüz çoğu üniversite yani çok üniversite gördüm. İstanbul'daki çoğu üniversiteyi biliyorum. Sınıfların zaten yarısı boş oluyor. Yani bununla ilgili çok çok fazla talepler gelince
bir arttırım olacaktır. Bu arttırımla birlikte ne imkanımız gelecek? Ek yerleştirmede arkadaşlar her zaman şöyle derlerdi. Şu kalıbı yıkacağız. Ek yerleştirmede ek kontenjan, yeni ekstra kontenjan gelince daha önce yazdığın tercihi yazma derler. Çünkü oraya zaten normalde giremediysen şimdi de giremezsin. Ama bu ek kontenjanın gelmesiyle birlikte daha önce yazdığın yerde yazma şansı yakalayacaksın. Tekrardan umutlar yeşerecek arkadaşlar. Bu güzel iki haberi, yani bu yeniden yazma tercihi, çünkü yeniden yazamayacaktınız arkadaşlar önce yazdıklarınızı. Dediğim gibi videonun altına yorumlarla arkadaşlarınıza yayarak bunu arttıra. Yani illa şey olarak değil, çevrenizdekilere de bununla ilgili taleplerini yazarlarsa arkadaşlar olumlu sonuç gelecek. Bu talebi istemeye devam edin. Biz de elimizden geldiğince bu güncel haberi, güncel bilgiyi, hatta kesinleşince biliyorsunuz sınav sonuçlarının bittiği haberi de geldi. Bununla ilgili de çalışmaların olduğu haberi geldi. Burada bastırmak gereken çalışma oluyor, bırakalım demeyin. Devam edin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Videomuzu beğenirseniz etrafa çıkar. Etrafınızdakileri siz söyleyin. Onlar CİMER'e yazsın. Daha çok etki alacaksınız. Güvenin bana. Ve sonunda ek kontenjanlar açıldığında arkadaşlar güzel bir tercih listesi oluşturacağız hep beraber. Hiç canınızı sıkmayın. Güzel haber gelecek bu kayıtlardan sonra. Bu hafta biraz yani şeyle geçer. Bu hafta bununla ilgili bir güncel bir haber gelmez ama önümüzdeki hafta kayıtlar olacak. Önümüzdeki hafta bununla ilgili çalışmalarla ilgili neler geliyor, güncel bilgiler de akışı olur. Ondan sonra kayıtlar tamamlanacak ve ondan sonra umarım üzüldüğünüz hani sadece hatıra olarak kalacağı, işte ek tercihde böyle olmuştu, ilk dönemde bize denk geldi diye anlatacağınız tatlı bir hikaye olarak kalacak bu durum. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Hiç üzülmeyin. Sağlığımız yerimizde. Buradan da güzel bir sonuç gelecek ve her şey değişecek. Çok üzüldüğünüzü biliyorum. Çok yazan var, çok konuştuğum var, çok üzülüyorsunuz. Ama güzel haber gelecek. Sizinle birlikteyiz. Hep birlikte bu güzel olayı gerçekleştireceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir eğitim hayatı diliyoruz. Hoşçakalın, bay bay. Starters, starters, I'm one of them.